Yoksulluk bir yılda iki kat arttı. Hükümet her ne kadar yoksullaşmayla ilgili değerlendirmeden kaçınsa da kendi yaptığı hesaplarda o gerçekle yüzleşiyor. Cumhurbaşkanlığının açıkladığı 2022 yılı programına göre pandeminin ortaya çıktığı 2019 ila 2020 yılları arasında ülke genelindeki yardıma muhtaç yoksul aile sayısı ikiye katlandı. Raporda aile sayısının bu son 2 yılda 3.3 milyondan 6.6 milyona çıktığı bilgisi de yer aldı. Bu bilgiyi paylaşan da Cumhurbaşkanlığı, bunun bir hatırlatmasını yapalım. Türkiye'de, ülkemizde Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlarken 27 milyon insanımız var. Derin bir yoksulluğu yaşayan 27 milyon insanımız var. Biz aşırı yoksulluğu hallettik. Orayı hallettik ama hani kendisini hala yoksul hissedenler var galiba şeklindeki cümleler. O cümleler yakışıyor mu? Vatandaşın yaşadığını tarif ediyor mu? Yine sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz. 27 milyon insan ve yaşadığı derin yoksulluk konuşacağımız konular arasında olsun. Gelelim yoksullukla ilgili karşımıza çıkan o sonuçlar. Ah garibim ah. Kimse anlamaz benim derdimden. Kıt kanaat. Kıt kanaat yaşıyoruz. Bizim pirzolamız patates kızartması. İngiltere'de raflar boş. Avrupa'da boş. Amerika'da boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bolluk, bereket var dedi ama yine Cumhurbaşkanlığının 2022 programına göre yoksul hane sayısı bir yılda iki katına çıktı. 2019'da 3 milyon 283 bin haneydi. Sosyal yardım alanların sayısı 2020'de 6 milyon 630 bin haneye yükseldi. Üstelik geçinemediği halde devletten yardım almayanlar da var. Devletten yardım alıyor musunuz? Yok, almıyorum. Çocuklarıma bakmak için. Geçim için. İşim bu. PET plastik topluyorum. Ne kadar var? 2, 4, 5, 5, 40 kuruş. O da bekliyoruz. İkinci maaş gelsin de bakalım ne yapacağız. Ne zaman geliyor diğer maaş? 24'ünde. Daha çok var. Diyorlar dolu ses uzakta sese iyi geliyor ya. Bu da aynı öyle benziyor. Elazığ'ın öyle bu İstanbul'dakiler para kazanıyorlar. İstanbul sadece Boğaz'dan, yüksek binalardan ibaret değil. Burası da İstanbul. Gözümüzün gördüğü her evde geçim sıkıntısı var. Mikrofonu uzattığımız herkesin derdi ortak, yoksulluk. Sadece burada değil, Türkiye genelinde resmi rakamlara göre sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 6 milyonun üzerinde. İnsanlar kıt kanat, uç uca, herkes birbirinden borç ederek. Gördüğünüz gibi hayat burada. Hayatınız nasıl? Bizim hayatımız düşe kalka yaşıyoruz. Nasıl geçindiriyorsunuz evinizi, çocuklarınızı? İşte bununla, bu parayla. Bunlarla helal ekmek yani. 42 yaşındaki bu baba çöplerden plastik toplayarak evine ekmek götürüyor ama sosyal güvencesi yok. 4 çocuğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanamıyor. Onun en büyük derdi bu. Tek istediğim şey çocuklarımın sosyal güvencesi olması. Hastalandığımız zaman hastaneye gidelim. Kimliğimizi verdiğimiz zaman bakılsın, muayene ücreti alınmasın, çocuklara ilaç ücreti alınmasın. Başka bir şey istemiyoruz. Allah gönderiyor ekmeğimizi de. 72 yaşındaki Menşure Odabaş'ın yoksulluğu da oğlu trafik kazası geçirince başladı. Emekli maaşı oğlu için çektiği krediye gidiyor, geçinemiyor. Ama kağıt üstünde maaşı göründüğü için sosyal yardımlardan da faydalanamıyor. Muhtara gittim, dedim ki bana kömür. Bak kömür getirmedi. Şeye gittik, belediyeye. O da yapmadı. Yakacağınızı ne yapıyorsunuz? Kömürünüz, odununuz nasıl aldınız? Yok odun yok ki yavrum. Oğlum çalıştığı mobilyadan getiriyor bunları. Bak suntalarıma bunları yakıyorum ben. Ben de insan gibi gidip bir sahilde oturup bir çay çolumla çocuğum bir çay içmek isterdim. Efendime söyleyeyim, bir yemek yemek, bir kahvaltı yapmak benim de hakkım değil mi?